Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size 2020 DGS puanları baz alınarak 2021 DGS için kaç net, kaç puan yapar ya da kaç puan için kaç net yapmanız lazım. Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Şimdi güzel bir site buldum arkadaşlar. Şurada site DGS için kaç net kaç puan diye bu şekilde işte DGS 20 net kaç puan, 30 net kaç puan. Aynı şekilde DGS için 250 kaç puan, 250 puan için kaç net yapmanız lazım. 260, 270 bu şekilde 300 puan için kaç net yapmanız gerektiğiyle ilgili bilgiler sunuyor. 2019'da ile 2020 arasında fark var arkadaşlar. Yani mesela 2019'da 30 netle siz örneğin 260-270 puan alabilirken 2020'de 30 netle mesela siz 250 puan, 255 puan alıyorsunuz. 2019'da 2020 arasında yaklaşık olarak 5-6 puanlık bir fark oynuyor. Dolayısıyla 2020 puanlarını baz alarak yapılmış bu sitenin uygulaması. Bunu size açıklayacağım. Sayısal için arkadaşlar ham puandan bahsediyoruz. Burada 200 ham puan almak için, yani 200 ham puan ayrıca sizin diploma notunuz da buraya üstüne ekleniyor. 200 ham puan alabilmek için diploma notu buna eklenirse yaklaşık olarak 240, 230, 240 civarı bir puan yapıyor. Matematikten 23 net yapmanız gerekiyor. Zaten bir tane Türkçe yapmanız lazım. Bunu yaparsanız 201 puan. Üstüne sizin diploma puanınız ekleniyor. Yaklaşık 230-240 puanlık bir şey yapıyor. Sözelden 31 tane Türkçe yapmanız lazım 200 puan alabilmek için. Yani ham puandan bahsediyoruz. Eşit ağırlıkta da 16 matematik, 30 Türkçe, toplamda 45 tane yapmanız gerekiyor arkadaşlar. 200 ham puan çok işinize yarayacak bir puan değil. Bazı bölümlerde belki 200 çok işinize yarar ama fazla işe yarayacak bir puan değil. DGS'de 20 net yaparsanız kaç puan alırsınız? Bunun açıklamasını yapmış. İşte sizin ön lisans başarı puanını 56 baz almış. Yani 56 demek arkadaşlar. Diploma notunu kaç almış? ÖBP'nin 56 olması için arkadaşlar diploma notunun 70 olması lazım. 7 kere 8, 56. Aynen diploma notunun 70 olması lazım. Diploma notunu 70 kabul etmiş. Ön lisans başarı puanını 56 kabul etmiş. Yani diploma notu 70 olan bir öğrenci 20 net yaparsa kaç puan alır? Matematikten 20 net yaparsa 225 puan alıyor. Sözelden 20 net yaparsa 206. Eşit ağırlıktan toplamda 10 matematik, 10 Türkçe yapacak şekilde yaparsa 195 puan alıyor. Ön lisans başarı puanı buna eklenmiş hali arkadaşlar. DGS'de 30 net yaparsanız sayısaldan 250 puan alıyorsunuz. Eşit ağırlıkta 30 net yaparsanız 232, sözelde 232, eşit ağırlıkta 210 puan alıyorsunuz arkadaşlar. 40 net yaparsanız sayısalda ön lisans başarı puanı 56 alınmış haliyle, diploma notunuzun 70 alınmış haliyle 274 puan alıyorsunuz. Normalde 2019'da 40 tane matematik yapan biri 290 civarı bir puan alıyor. Ama 2020'de iş biraz çok değişti, tadı kaçtı arkadaşlar. 274 puan alıyor 40 tane matematikle. Sözelci biri 40 tane Türkçe ile 257 puan. Eşit ağırlıkçı biri 20 matematik 20 Türkçe ile alacağı puan arkadaşlar 225 puan. Yani çok düşük bir puan eşit ağırlık için geliyor. 50 net matematik için 299 civarı 300'e yakın bir puan veriyor. Önceki yıllarda 50 net 315 civarı bir puan yapıyordu. 315 civarı aynen. Sözelde 50 net arkadaşlar 282. Eşit ağırlıkta 50 net 25 matematik 25 Türkçe yaparsanız ön lisans başarı puanınızı 56, yani diploma notunuzu 70 kabul ediyoruz. 240 puanlık bir şey geliyor. Yani eşit ağırlıkta 50 nette yetmiyor arkadaşlar. Sayısalı fullerseniz 2020 DGS için konuşuyoruz. Ön lisans başarı puanınız yine 56 olduğunu düşünüyoruz. 324 alıyorsunuz. Sözelde 308, eşit ağırlıkta 255 puan alıyorsunuz. Bundan sonrası eşit ağırlık için arkadaşlar geçerli. Yani aslında 70 net, sayısalda 70 net diye bir şey yok. Ama böyle bir tablo oluşturulmuş. 50 matematik, 20 Türkçe şeklinde. Burada daha çok eşit ağırlığı konuşmak lazım. Yani eşit ağırlıkta 70 net yaparsanız kaç puan alırsınız? 200. 70 puan alıyorsunuz arkadaşlar. 70 net bile hukuk için yetmiyor. 80 net yaparsanız eşit ağırlıkta arkadaşlar 285 puan alıyorsunuz. Devlet hukuk gelmez. Özel hukuk geliyor bu puana. Demek ki en az 80 net yapmanız gerekiyor. 90 net yaparsanız eşit ağırlıkta arkadaşlar 301 puan alıyorsunuz. Mesela geçen sene bu 310-315 arası değişiyordu ama 2020'de iş biraz değişti dedim. 100 net yaparsanız eşit ağırlıkta yaklaşık 316 puan alıyorsunuz arkadaşlar. Fullerseniz, yani matematiği fullediniz, Türkçeyi fullediniz. Sayısalda 368, sözelde 351, eşit ağırlıkta 360 puan alıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir de şuna gelelim. Yani bu da güzel olmuş. 250 puan için kaç net yapmanız lazım? Sayısalda 30 yapmanız gerekiyor. Diploma notu 70 kabul edilmiş. Ön lisans başarı puanı 56 kabul edilmiş. Matematikten en az 30 tane yapmanız lazım 250 puan için. Sözelden en az 38 tane. Eşit ağırlıktan en az 57 tane yapmanız gerekiyor arkadaşlar. 260 puan alabilmek için sayısaldan 34 tane, sözelden 42 tane, eşit ağırlıktan 63 tane yapmanız gerekiyor. 270 için sayısaldan 39 tane, sözelden arkadaşlar 45 tane, eşit ağırlıktan 70 tane yapmanız gerekiyor. 280 için sayısaldan en az 43 tane yapmanız lazım arkadaşlar. Sözelden 49 tane yapmanız lazım, eşit ağırlıktan 76 tane yapmanız gerekiyor arkadaşlar. En düşük 76 tane yapmanız lazım. 290 puan için arkadaşlar sayısaldan 47 tane yapmanız gerekiyor. Sözelden 53 tane yapmanız, eşit ağırlıktan ise 83 tane net yapmanız gerekiyor. Eşit ağırlık bayağı çok. 300 puan almak için sayısaldan 51 tane, sözelden 57 tane, eşit ağırlıktan ise arkadaşlar 90 tane yapmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde 300 puan alırsınız. Yani bu diploma notu 70 olan bir aday için belirlenmiş puanlar. Aşağı yukarı herkesin diploma notu bu civarda zaten. 3 aşağı 5 yukarı böyle olur. 80 olsa çok fark etmez yani. 3 puanlık bir oynama olur en fazla. Yani 70 puanlık biri için bu şekilde puan hesaplamaları yapılmış arkadaşlar. DGS'de kaç net, kaç puan şeklinde güzel bir hesaplama var burada. Aynı şekilde bu sitede DGS puan hesaplaması da var. Sanıyorum yukarıdaydı. Şuradan yukarı en başta olabilir. Aynen DGS ÖBP hesaplama var. Buradan ÖBP'nizi hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde sitede puan hesaplama da var. Şurada sanıyorum tıkladığınızda güncel DGS puanınızı hesaplayabiliyorsunuz burada sitede. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buradan puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yeni bir video ile görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.